Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği istişare toplantısında Şeyh Hacı Köyü'nde muhtarlarla bir araya gelindi. İstişare toplantısında AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da katılım sağladı. AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Şeyh Hacı Köyü'nde istişare toplantısı düzenlendi. Bölge muhtarlarıyla buluşulan toplantıya AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet de katıldı. Toplantıda muhtarların sıkıntıları ve talepleri dinlendi. Muhtarlarla 5. toplantılarını düzenlediklerini ifade eden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Ömer Faruk Çelik, talep ve sorunları ilgili yerlere ileterek çözmeye çalıştıklarını söyledi. Bugün Şeyh Hacı Köyümüzün bölge civarlarındaki muhtarlarımızla birlikte bir araya gelmekteyiz. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün bölge olarak yaklaşık Ağustos ve Eylül ayını da baz alarak Ağustos ayında 5. bölge muhtarlarla birlikte toplantı yapıyoruz. Tabii değerli il başkanı milletvekillerimiz de bu toplantıya katılarak bizleri onurlandırıyorlar. Değerli muhtarlarımızın buradaki taleplerini alarak İl başkanımız, milletvekillerimiz huzurunda kurum amirlerimizle birlikte istişare ederek çözüm noktasında yerinde çözümlerde bulunuyoruz. Eğer burayı aşan bir mevzu varsa da il başkanımız ve milletvekillerimiz ilgili yerlere, bakanlıklarla görüşerek sorunu çözmeye çalışıyorlar. Bugün de sizlerle istişare ederek değerli muhtarlarımızın, hemşehrilerimizin sorularını alarak ilgili kurum amirlerimizle birlikte inşallah hasbihal edeceğiz. Ben değerli muhtarıma ve bölge muhtarlarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Yerel seçimler için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten AK Parti Başkanı Şerafettin Yıldırım, Türkiye'nin iktidar değil, muhalefet sorunu var, dedi. Muhalefet nedir biliyor musunuz? Muhalefet şudur, iktidarda olanı ayna tutmasıdır. Nasıl ayna tutacak? Öncelikle insani erdemi kaybetmeden yapılan hizmetlere teşekkür edecek. Bakın ey iktidar, siz şunları yaptınız ve bunları da güzel yaptınız. Sizlere teşekkür ederiz. Ama iktidar ya da iktidarın sahipleri ya da iktidarın siyasi aktörleri şunlar da eksik. Bunları da yapmanızı istiyoruz. Sonuna kadar da takipçisiyiz. Şimdi böyle bir muhalefet ülkeye kazandırır. İktidara da kazandırır, muhalefete kazandırır. Ama siz hiç duyuyor musunuz muhalefetten iktidara yönelik, yani AK Parti'ye yönelik, yapılanlara yönelik bir teşekkürü duyabiliyor musunuz? Duyamıyorsunuz. O zaman da Türkiye'nin bir iktidar sorunu yok, bir muhalefet sorunu var. Dolayısıyla kendilerini gözden geçirmeleri gereken muhalefettir. Biz hizmet etme aşkıyla yolumuza devam ediyoruz. Ve inanın, abartılı da söylemiyorum, gece gündüz hiç durmadan her bir noktaya, her bir insanımıza temas etmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Türkiye'nin gün geçtikçe dışa bağlılıktan kurtulduğunu belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, gecemizi gündüzümüze katarak emek vermeye devam edeceğiz, dedi. Gerçekten AK Parti hükümeti döneminde Türkiye'miz belki 100 yılda yapılacak işleri 20 yılda yerine getirdi. Şu anda Türkiye, şunları gururla söylüyorum, beyaz eşya üretiminde dünya birincisi. Çimento, güneş enerjisi, düz cam üretiminde Avrupa birincisi, dünya ikincisi. İHA'ların üretiminde kendi alanında dünya birincisi. Gerçekten çok iyi şeyler oluyor. Yani bir dönem tamamen yüzümüzü ve boynumuzu büktüğümüz, dış ülkelere bağlı durumda olduğumuz bir durumdan bugün kendi kendine yetebilen, enerji konusunda, sanayi konusunda, sağlık konusunda, eğitim konusunda, tarım konusunda özellikle kendi kendine yeten veya yetmeye çalışan bir Türkiye görüyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bizler de onların yol arkadaşı olarak gerçekten gecemizi gündüzümüzü de katarak emek vereceğiz, emek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik alanında TÜBİTAK 1001 Çaba Projesi yazma ve yürütme eğitimi programı düzenledi.
Fırat Üniversitesi'nde TÜBİTAK 1001 Çaba Programı'na yönelik proje yazma ve yürütme eğitimi düzenlendi. Profesör Doktor Mustafa Temizer konferans salonunda düzenlenen eğitim programına Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, Proje Koordinatörü Profesör Doktor Hamdi Soner Altundoğan, Adıyaman Dicle, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Hatay Mustafa Kemal, Malatya Turgut Özal ve Fırat Üniversitesi'nden öğretim elemanları katıldı. Fen ve mühendislik alanında TÜBİTAK 1001 Çaba Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi Programı Proje Koordinatörü Profesör Doktor Hamdi Soner Altundoğan düzenlenen eğitim programının amacının 1001 projeleri hazırlanması konusunda uygulamalı eğitimler yapmak, bölgenin ihtiyaçlarının odak olduğu proje fikirlerini sunmak ve katılımcılara TÜBİTAK proje destekleri hakkında bilgilendirme yapmak olduğunu söyledi. Proje yapma kültürümüzün özellikle bölge üniversiteleri açısından bakıldığında iyi bir seviyede olmadığını görüyoruz. Ama bunun temel nedeninin de aslında bu proje destek programları hakkında bazı ön yargılardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Yani bazı arkadaşlarımız çekiniyorlar bu işlere girmek, işte destek alamam gibi ön yargılara sahipler. Bunu da biraz kırmak istiyoruz. Yani iyi bir hazırlıkla TÜBİTAK'tan proje destekleri alabilmek herkes için mümkün olabilir. Bu noktada da biraz da cesaretlendirmek de istiyoruz arkadaşlarımızı. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ise kendi akademik kariyerini daha iyi yerlere getirmek hem de ülkesine ve milletine daha faydalı işler yapabilmek için proje başvurusu yapan, eğitimlere katılan tüm akademik personeli kutladı. Üniversitelerdeki atanma kriterleri tamamen hocaları bir atalet ortamından kurtarıp hareketlendirmek ve devlete ve millete faydalı işlerde onları yönlendirmek maksadıyla yapılıyor. Dolayısıyla TÜBİTAK'ın da bu anlamda hocaların dikkatini çekmek için çok sayıda programı var. Bu programlardan bazıları tamamen farkındalık yaratmak için işte daha çok milli eğitim camiasına, oradaki kitleye hitap eden programlar. Ama bir kısmı da gerçekten daha çok araştırmaya, geliştirmeye, ürün odaklı farkındalık yaratmak ve bu yönde hocaları yönlendirmek amacıyla programlar var. Bunlardan en önemlilerden birisi az önce Sümer hocamızın da söylediği gibi 1001 projeleri. 3 gün sürecek olan eğitimlerde Profesör Doktor Hamdi Soner Altundoğan, Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, Profesör Doktor Şaban Tan Yıldızı, Profesör Doktor Deniz Turan, Profesör Doktor Emin Candan Sayar ve Profesör Doktor Mehmet Karaköse TÜBİTAK 1001 Çaba Programı'na yönelik proje yazma ve yürütme eğitimi verecekler. YÖK'ün temelde iki tane son dönemde yapmış olduğu önemli çalışma olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler çalışması. Burada üniversiteleri bölgesindeki ihtiyaçlar ve kendi yetkinliklerine bağlı olarak bazı alanlarda önceliklendiriyor. Hemen Elazığ'ın yanında bulunan Tunceli'deki Munzur Üniversitesi nadir toprak elementleri konusunda, yine komşumuz olan Bingöl Üniversitesi arıcılık üzerine burada bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler. Bunlara baktığımız zaman bu üniversitelerin görevi özellikle belirlenmiş olan alanlarda derinlemesine çalışmaların yürütülmesi ve burada daha nitelikli projelerin, çalışmaların yapılması konusu var. Doğukent Mahallesi'nde alacak verecek meselesinden dolayı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada baba ve oğul öldürüldü, bir kişi ise yaralandı. Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'ta alacak verecek meselesinden dolayı ortak oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olan O.Ş. ile emlakçılık yapan Hüseyin Kaya'nın tartışmaları üzerine konu büyüdü. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte silahlar çekildi. Silahların peş peşe ateşlendiği kavgada 3 kişi mermilerin hedefi oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmanın arasında kalan ve bir kişinin öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri yerdeki diğer yaralıyı alarak ambulansa götürdü.
Yaralıya kalp masajı yapılmaya başlandığı sırada gözü dönmüş saldırganlardan biri ambulansın içerisindeki yaralıya sağlık görevlilerinin gözü önünde ateş etti. Şahıs ambulans içerisinde hayatını kaybetti. Diğer bir yaralı ise ambulansla Fethi Sekinşehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Hüseyin Kaya ve oğlu Cumhur Kaya'nın öldürüldüğü bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili Asay Şube Müdürlüğü ekipleri O.Ş., M.Ş. ve bir şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kişilerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Melih Efe, başlayan adli yılda çözüm odaklı adımların atılacağını umut ettiklerini söyledi. Baro Başkanı Melih Efe, yeni adli yılın başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada meslektaşlarının sorunlarına dikkat çekti. Adaletin tecelli edeceği, hukukun mutlak üstünlüğünün kabul göreceği ve uygulanacağı, her ne şart altında olursa olsun haktan, hukuktan ve adaletten taviz verilmeyeceğini umut ettiğimiz yeni adli yılın milletimize, tüm yargı mensuplarına ve çalışanlarına ve özellikle adaletin tesisi için fedakarca kutsal mesleğimizi icra eden kıymetli meslektaşlarıma hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkan Efes, sorunların çözümü için kararlı adımların atılmasını beklediklerini belirterek, aksi takdirde yargının üç ayağından biri olan kutsal savunma makamının gün geçtikçe etkisiz hale geleceği ve bu durumun da adaletin tesisine engel olacağı mutlaktır, dedi. Meslektaşlarımızın ve mesleğimizin problemlerinin çözümü noktasında vakit kaybetmeksizin çözüm odaklı ve kararlı adımların bir an önce atılacağını umut etmekteyiz. Zira bu problemlerin çözümü noktasında adım atılmaması halinde yargının üç ayağından biri olan kutsal savunma makamının gün geçtikçe etkisiz hale geleceği, bu durumun da adaletin tesisine engel olacağı mutlaktır. Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ilk atılması gereken adım, hukuk fakültelerinde girişte uygulanan yüksek öğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir. Hukuk fakültelerine akreditasyon uygulaması getirilmeli, akredite olmayan fakültelere önce süre verilmeli, süresi içinde şartlar sağlamayan fakültelerin bir an önce kapatılması gerekmektedir. Baro Başkanı Melih Efe, staj eğitiminin içerisini boşaltan sistemden de vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Staj eğitiminin içeriğini boşaltan yasal düzenlemelerden vazgeçilmelidir. Yeni adli yılda stajyer avukatların statülerinin, kamu avukatlarının özgürlük haklarının, engelli avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu, bağımsız avukatlık faaliyetlerinin önündeki kurumsal ve yapısal engellerin kaldırıldığı, bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarının güvence altına alındığı, meslek alanının genişlediği, avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyen mali ve idari önlemlerin alındığı, gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz. Mesleğimizin hak ettiği itibarı gördüğü, meslektaşlarımızın problemlerinin çözüme kavuşturulduğu yeni bir dönemi umut etmekle birlikte, evrensel insan hakları ve evrensel hukuk ilkeleri temelinde adil yargılanma hakkına riayet edilerek insan onuruna yarışır adil bir düzenin tesisini sağlayacağı temennisiyle yeni adli yılımızın tüm yargı mensuplarına hayırlı olmasını dilerim. Türk Bürosen Elazığ Şube Başkanı Tarkan Ömer Bankur, adalet çalışanlarının sorunlarının göz ardı edildiğini söyledi. Türk Bürosen Elazığ Şube Başkanı Tarkan Ömer Bankur, adli yılın başlamasıyla birlikte yaptığı açıklamada adalet çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti. Başkan Bankur, adaletin işleyişinin olmazsa olmazı unsuru, iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan hakim ve savcılar ile birlikte adalet hizmetinin temel taşları olan icra katibi, icra müdür ve yardımcısı, yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, pedagog, teknik personel ve diğer tüm Adalet Bakanlığı çalışanları unutulmakta, sorunları dile getirilmemekte, adeta yok sayılmaktadırlar. Özellikle son yıllarda kaldıkları mobbing sebebiyle intihar eden, saldırıya uğrayarak darp edilen adalet çalışanlarının sayısında artış gözlenmektedir. Mesai mevhumu olmadan çalışan adalet çalışanlarının bu fedakarlıklarının karşılığı bu olmamalıdır, dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınan yargı reformu tasarılarında adalet çalışanlarının bir bütün olarak görülmediğini ifade eden Başkan Bankur, adalet çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarında iyileştirme yapılmalı, gerekirse yeni bir yargı reformu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ivedilikle getirilmelidir diye konuştu. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek sorun ve önerileri dinlediler. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Esnaflarla bir araya gelen Başkan Ateş, sorun ve talepleri dinledi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İl Başkanı Ateş, esnafımızın durumu içler acısı. Hareketliliğin zirvede olması gereken Kapalı Çarşı'da esnafımız iş yapamaz bir duruma gelmiş, siftah dahi yapamayan esnaflarımızla karşılaşıyoruz. Halkımızın ekonomik anlamda zor durumda olduğunun farkındayız. Temel gıda ürünlerini dahi almakta zorlandığını, nüfusun önemli bir kısmının yoksulluk değil, açlık sınırının altında bir gelirle yaşama mücadelesi verdiği bir dönemdeyiz. Akaryakıta yapılan yüksek zamlarla, ÖTV ve vergilere yapılan zamlarla vatandaşlarımız artık karnını dahi doyurmakta zorluk çekerken, elbette ki esnafımız da iş yapamamaktadır. Esnafımız ve vatandaşlarımız merhum Erbakan hocamızın hizmetlerini ve işçimize, memurumuza, emeklimize, çiftçimize verdiği zamları hatırlatarak tekrardan milli görüş iktidarını beklediklerini ifade ediyorlar, dedi. Elazığ'ın önemli meyve üretim merkezlerinden biri olan Hoş Köyü'nde şeftali hasadı başladı. Hoş Köyü'nde şeftali hasadı başladı. Hasada katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç da çiftçilerle birlikte şeftali topladı. Hoş Köyü'nün önemli meyve üretim merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Kılıç, köyde meyve üretiminde üzümün ağırlıklı olduğunu fakat şeftalinin de ciddi oranda üretildiğini kaydetti. Burada ilimiz genelinde yaklaşık 2700 dekarlık bir tarım arazisinde şeftali ekimi yapılmakta. Şeftali ekimini entegre tarım tesislerinde daha çok görebiliyoruz. Bu bölge aynı zamanda malumunuz üzüm yetiştirilen bölgelerden bir tanesi ve yoğun bir şekilde yetiştirilip yapılan bir yerlerden bir tanesi. Burada üzüm hasatının yapılmadığı dönemde şeftali yetiştirmek suretiyle aynı alandan daha fazla bir verim elde etmek amacıyla yapılmış olan bir tarım yöntemi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı, Sayın Bakanımızın da üreticinin ve üretimin yüzyılını ifade ettiği bu asırda tarım, Elazığ tarımı ve Türkiye tarımı üretim bakımından iyi şeyler ve iyi projeler yapmak üzere çalışıyorlar. Ve bizler de sahadaki çalışmalarımızı özellikle yoğunlaştırıyoruz. Şu anda bulunmuş olduğumuz bölge iklim değişikliklerine müsait olan bir yer ve bu bulunduğumuz bölgede çok yoğun bir şekilde gelecekte seracılığın daha yaygınlaşacağını, meyve bahçelerinin daha da artarak genişleyeceğini görüyoruz ve bunu inşallah yapacağımız projelerle daha iyi noktaya taşımak için çalışmalar yürüteceğiz. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik alanında TÜBİTAK 1001 Çaba Proje Yazma ve Yürütme Eğitim Programı düzenlendi. Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fahrettin Yakuphanoğlu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayşegül Deren'in yer aldığı makale, dünyanın en prestijli bilim dergilerinden biri olan Nature dergisinde yayımlandı. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fahrettin Yakuphanoğlu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayşegül Deren'in yer aldığı makalenin Nature dergisinde yayınlanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, üniversite olarak bilimsel çalışmaları var, gücümüze destekliyoruz. Araştırma üniversitesi olan üniversitemizde her geçen gün bizleri mutlu eden bilimsel çalışmalar ve bunların devamında da çeşitli başarılar geliyor. Bu kapsamda gayret gösteren ve başarı sağlayan akademisyenlerimizi yürekten kutluyorum, dedi. İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları gerçekleştirilen ilk bileşim ile başladı. İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları başladı. Kıymetli arkadaşlarım, bugün
1 Eylül Cuma. Öncelikle Cuma'nız mübarek olsun diyorum. Eylül ayı çalışmalarımızın da hayırlara vesile olmasını dileyerek hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşime atıyorum. Yoklama ile başlıyoruz. Meclis Başkanı İbrahim Şerbet Başkanlığı'nda ilk birleşimi gerçekleştirilen meclis üyeleri gündem maddelerini görüşerek kararı bağladı. Kovancılar ilçesi Ekinözü köyünde bulunan Ekinözü Ortaokulu'nda bakım onarım yapılması konusu ile ilgili olarak hazırlanan Eğitim, Kültür ve Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi. Teşekkür ediyorum edenler, kabul etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Elazığ Belediyesi tarafından Yıldız Bağları ve Çatalçeşme mahallelerinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar keyifli bir gün yaşadı. Elazığ Belediyesi vatandaşların yaz aylarını eğlenceli bir şekilde geçirmesi için zengin içerikli organizasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yıldız Bağları ve Çatalçeşme mahallelerinde aileler ve çocuklara yönelik ücretsiz program düzenlendi. Minikler animasyon gösterileri ve şişme oyun parkurunda eğlencenin tadını çıkartırken sinema gösterisiyle de keyifli vakit geçirdi. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hizmet ve eser belediyeciliği ilkesiyle aziz şehrimizi her geçen gün daha da yukarılara taşımaya gayret eden Elazığ Belediyesi sosyal belediyecilik vizyonu ile de toplumun her kesiminde yer alan vatandaşlarımıza hizmette bulunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Yaz Şenlikleri Organizasyonu ile mahallelerde geleceğimiz olan çocuklarımız için ücretsiz etkinlik gerçekleştirmeye devam ediyor. Minik yavrularımız Yıldız Bağları ve Çatalçeşme mahallelerindeki etkinlik alanlarında şişme oyun parkuru, çeşitli animasyonlar ve sinema gösterimi ile unutulmaz bir gün yaşadı. Gönül belediyeciliği ilkesini benimseyen Elazığ Belediyesi hizmetlerini mahalle ayrımı gözetmeksizin aziz şehir Elazığ'ın her köşesine götürmeye devam ediyor denildi. Yurtbaşı Belediyesi eskidiği için satışa çıkardığı kepçenin yerine yenisini alarak araç filosunu büyütmeye devam ediyor. Yurtbaşı Belediyesi araç filosuna bir kepçe daha kazandırdı. Yurtbaşı Belediyesi bir ay önce eski kepçesini ihale usulüyle satışa çıkarıp yerine son model bir kepçe aldı. Araç filosunu büyüttüklerini ifade eden Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, beldeye daha iyi hizmet sunmayı amaçladıklarını belirterek yeni aracın hayırlı olmasını temenni etti. Elazığ Yetimler Vakfı, yetim ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Elazığ Yetimler Vakfı, kent genelinde belirledikleri yetim ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok yetim aileye yardım eden vakıf, son olarak belirlenen yetim ailelere sonbahar mevsimi yaklaşırken nakdi yardım yaptı. Elazığ Yetimler Vakfı Başkanı Mikail Bahçeci yaptığı açıklamada, Elazığ ve ilçelerinde yaşayan yetim ailelere nakdi yardımda bulunduk. Rabbimin izniyle bu yardımsever kişilerin de katkısıyla vakıf olarak bu yardımları artırarak devam ettireceğiz inşallah dedi. İki yıl önce kurulan Elazığ Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, bir yılda 10 bin ailenin ihtiyacını karşılayarak destek olmaya devam ediyor. Elazığ'da 9 Ekim 2021 tarihinde kurulan Elaziz Kültür ve Yardımlaşma Derneği, kent genelinde yardıma muhtaç insanların yanında olmaya devam ediyor. Açıldığı günden itibaren ihtiyaç sahibi aileleri araştıran dernek, hayırseverlerin de desteğiyle bir yılda 10 bin ailenin nakdi ve aynı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Derneğimiz 9 Ekim 2021 yılı tarihinde kuruldu. Derneğimizde dul, yetim, öksüz ailelerimize
nakdi ve aynı yardımlar yapılmaktadır. Nakdi yardımlar statüsünde olan aile sayımı şu an için 350'dir. Aynı yardımlarımızda ise kendilerinin ve çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz şekilde tüm yardımlar yapılmaktadır. Kıyafet, gıda, hijyen ve engelli bireyler için tekerlekli sandalye yardımında bulunan dernekte yapılan yardımları ise veren el ile alan el görmüyor. Alan el ile veren el arasında köprü kurduklarını aktaran derneğin kurucu başkanı Onur Şahin, yardım yaptıkları ailelerin hiçbirini yardım gönderenleri tanımadıklarını söyledi. Burada yardım yaptığımız ailelerimizin hiçbiri yardımı gönderen iş adamlarını tanımamaktadır. Yine yardım yapan iş insanları tarafından tüm bilgilerinin kendilerine aylık düzenli bir şekilde gönderilen bir dernektir. Burada diğer bir konu ise yardım yaptığımız ailelerimizi hiçbir şekilde ikinci şahıslar tarafından bilinmemesidir. Yardım yapılan ailelerin hiçbiri ikinci şahıslar tarafından bilinmemektedir. Derneğimizde ailelerimizin çocuklarına yönelik iş çamaşırından tutun da pantolondur, tişörttür, ayakkabı, çorap gibi yine kendi ailelerine ait aynı düzeyde yardımlar vardır. Gıda anlamında ailelerimizin evinin tüm ihtiyaçlarını giderebileceğimiz tüm gıda yardımlarımız yapılmaktadır. Bunun yanında hijyen anlamında evlerindeki hijyen eksikliklerinin tamamlanması noktasında tüm hijyen yardımlar yapılmaktadır. Yine yardımlar konusunda yardıma muhtaç olan tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan ailelerimize tekerlekli sandalye gibi yardımlarımız yapılmaktadır. Yani ailelerimizin tüm ihtiyaçlarını giderebilen bir derneğiz. Cahit Dalokay Bulvarı'nda ambulans ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Abdullahpaşa Mahallesi'nde ise 3 araca çarpıp kaçan alkollü sürücünün kullandığı otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada sürücü yaralandı. Elazığ'da 2 ayrı noktada meydana gelen kazalarda 6 kişi yaralandı. Cahit Dalokay Bulvarı'nda hasta taşıyan ambulans ile pikap çarpıştı. Kazada ambulans yan yatarken 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdullahpaşa Mahallesi'nde ise 3 araca çarpan bir sürücü olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada aydınlatma direği devrilirken sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan ölçümde sürücünün 300 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ve devrilen direk ekipler tarafından yoldan kaldırıldı. Öte yandan geçtiğimiz gün Yeni Mahalle'de otomobil bisiklete çarpmıştı. Kazada şahıs yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. O anların görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin bisiklete çarptığı ve şahsın yere savrulduğu görüldü. Elazığ'da 16 ve 6 suç kayıtları bulunan şahıslar emniyet güçlerinin sıkı takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalarla suç kayıtları kabarık olan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Naibiye Mahallesi Yenice Sokak'ta meydana gelen silahlı yaralama olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda şüphelinin 16 suç kaydı bulunan şahıs ekipler tarafından yakalanarak ve İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hasar Şube Müdürlüğü Hırsızlık Yan Kesicilik Büro Ameliyatı tarafından il genelinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise Olgunlar Mahallesi Adalet Sokak'ta meydana gelen ikamet hırsızlığı olayının faili tespit edilerek yakalandı. 6 adet suç kaydı bulunan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanayi Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobil aniden alev alev yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Elazığ'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Sanayi Mahallesi 25. sokakta seyir halinde olan otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü ilk müdahalenin ardından durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı. Şair babası Cenani Dökmeci'nin derlemeye başladığı manileri kitap haline getiren Tuğrul Dökmeci kitabını okurları için imzaladı. Elazığ'ın geçmişini şiirleriyle iz bırakan şair Cenani Dökmeci'nin 1970 yılında derlemeye başladığı manileri oğlu Tuğrul Dökmeci kitap haline getirdi. Rahmetli babam Elazığ manilerini bir araya getirerek maziden maniye bir kitap hazırladı. Fakat kendi neşretmeden kitabı 1981 yılında vefat etti. Vefatından sonra biz tabii uzun bir süre yapamadık, yani neşredemedik kitabı. Bugüne nasip olmuş. Kaleme aldığı kitabını Batı Kitap ve Kırtasiye'de imzalayan Dökmeci, kitabı Elazığlılara hediye ettiklerini söyledi. Bu tabii benim veya aileme ait değil, Elazığ'ın manileri ve Elazığ'a ait bir kitap. Yani bu kaybolmadan aşağı yukarı 1000'e yakın, 900'de 1000 arası bir mani bulunmakta içerisinde. Elazığlılara armağan, hediye olsun diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Telmih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Editör Talat Özer, kitabın 50 yıl öncesinden bugüne taşındığını kaydetti. Kitabımız 50 yıl öncesinden günümüze sözlü bir mesaj iletiyor. Mani derlemelerinin olduğu bir kitap. Geçmişten günümüze bu kitabı bizlere armağan eden merhum şair Cenani Dökmeci saygı ve rahmetle anıyoruz. Ve kitabın oluşum aşamasında bizlere her zaman yanında olan değerli ailenin ferdi Tuğrul Dökmeci abimize de teşekkür ediyoruz. Güzel bir eser oldu. Eserin Elazığ ve coğrafyamıza hayırlı ve uğurlu olmasını istiyorum. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Samsun'da gerçekleştirilen Analik Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda Elazığ kız takımı 12 takım arasında Türkiye 7.'si oldu. Analik Türkiye Basketbol Birinciliği müsabakaları 22-27 Ağustos tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirildi. Türkiye Şampiyonası'na grup, çeyrek final ve yarı final müsabakaları sonunda seçilen en iyi 12 takım katıldı. İlimizi temsil etmek üzere Analik Basketbol kız takımı katılarak 12 takım içerisinde Türkiye 7.'si oldular. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada
Elimizi temsil etmek üzere Ana Lig Türkiye Basketbol Birinciliği müsabakalarının gerçekleştirdiği Samsun iline giden Ana Lig Basketbol Kız takımımız Türkiye 7.'si olarak müsabakada derece yaptı. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz denildi. Bir dönemin efsane takımı Yeni Mahalle Tayfun Spor buluşmaları cumartesi günü saat 16'da Elazığ'da gerçekleştirilecek. 1970-1980 yılları arasında Elazığ futboluna damgasını vuran Yeni Mahalle Tayfun Spor formasını terleten dönemin genç delikanlıları geleneksel hale getirdikleri Tayfun Spor buluşma günü bu yıl 2 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 16'da Fırat Halı Saha'da gerçekleştirecekler. Yeni Mahalle'de bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nun bahçesinde 1970'li yıllarda tutuşturulan meşale ilk günkü gibi bugün bile yanmaya devam ediyor. Yaşları 11, 12, 13 olan kendileri çocuk, beyinleri delikanlı, dönemin gençleri, abileri bildikleri Bahri Bulut'un etrafında toplanarak köy, mahalle, semt ayrımı yapmaksızın meşin yuvarlağın verdiği sevdayla çıktıkları yolculukta bugün yaklaşık 45-50 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Elazığ Spor başta olmak üzere birçok profesyonel takımda forma giymiş, futbola altyapı olarak başladıkları takımın Tayfun Spor olduğunu bildiğimiz onlarca futbolcu sayabiliriz. Bunlar arasında Ömer Faruk Gökçe, İsmail Kanter, Ahmet Ateşçi, Baki Güneş, Sebahattin Çakılcıoğlu, Mesut Turan, Mehmet Ekici, Fatih Yıldırım, Cemal Genç, Muhammed Genç, Fethi Deveci, akıllara ilk gelen isimler arasında. Ayrıca işlerinde genel müdür, öğretim görevlisi, profesör, öğretmen, antrenör, yazar, dernek başkanları, mali müşavir, mühendis gibi çok sayıda isimlerin olduğu efsane Tayfun Spor forması giyenler arasında Elazığ basınının yakından tanıdığı Coşkun Kamaç, Mustafa Doğan, Mehmet Duman, Vahit Damak gibi isimler de bulunuyor. Elazığ musikisinin usta ismi Osman Bulut da bu formayı terletenler arasında bulunmaktadır. 2 Eylül Cumartesi günü bir arada olmayı planlayan efsane topluluk ayrıca önceki yıllarda ve bu yıl içerisinde kaybettikleri arkadaşları Ömer Faruk Gökçe, Celil Tanrıverdi, Naci Cavlı ve hafta içerisinde kaybettikleri Fatih Yıldırım için bir Mevlid-i Şerif programı da düzenleyeceklerini de belirttiler. Yeni sezonda da bölgesel amatör lig takımlarımızdan Aksaray Gençlik Spor Kulübü teknik sorumluluğunu üstlenen Burak Apaydın, sağlanan bütçeyle genç ve ilimize yakışır bir takım oluşturacaklarını söyledi. Yeniden bölgesel amatör lig ekiplerimizden Aksaray Gençlik ve Spor Kulübü teknik sorumluluğunu üstlenen Burak Apaydın, kendilerine güvenen kulüp başkanı Özcan Bal ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Geçtiğimiz sezon devre arasında başlayan birlikteliğin yeni sezonda da devam edeceğini belirten teknik sorumlu Apaydın, kendilerine sağlanan bütçeyle genç ve Elazığ'a yakışır bir takım oluşturacaklarını söyledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Elazığ'da 3 bant handikaplı bilardo turnuvası düzenlendi. Türkiye Bilardo Federasyonu Elazığ İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan 30 Ağustos 3 Bant Bilardo Handikaplı Zafer Bayramı turnuvası 36 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilerek final müsabakaları yapıldı. Atatürk Stadyumu Bilardo Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Yetkin Çelikel birinci olurken Hasan Ataş ikinci, Lokman Korucu ve Mustafa Doğan ise üçüncü oldular. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İlimizde düzenlenen Türkiye Bilardo Federasyonu Elazığ İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan 30 Ağustos 3 Bant Bilardo Handikaplı Zafer Bayramı turnuvası toplam 36 sporcumuzun katılımıyla Elazığ Atatürk Stadyumu Bilardo Salonumuzda gerçekleştirildi. Turnuva 5 gün sürerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda son bularak şampiyonunu belirledi. Sporcularımızı tebrik ediyoruz denildi. Gençlik Merkezi Spor Kulübü 5 Eylül'de futbolcu seçmeleri yapacak. Elazığ 2. Amatör Lig takımlarından Gençlik Merkezi Spor Kulübü futbolcu seçmeleri yapacak. Kulüp Başkanı Tekin Bulut'un verdiği bilgilere göre 5 Eylül Salı günü yapılacak olan seçmelere 2010-2011 doğumlu sporcular katılabilecekler. Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nün futbolcu seçmeleri Sporyum üstündeki Bahçeli Evler Sentetik Saha'da yapılacak.